Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda orta segment adından sıkça söz ettirecek bir telefonu inceleyeceğiz. Ve bu telefon hem sunmuş olduğu performansla hem de fiyatıyla gerçekten çok dikkat aldırıyor. İşte o telefon Poco X5 Pro. Ne gibi özellikler sahip? Bizler neler sunuyor? Gelin bunları birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Poco X5 Pro'yu kutusundan çıkardık. Peki kutu içerisinde neler var diye soracak olursanız da burada kendisinin dışında şeffaf silikon bir kılıfı, 67 wattlık hızlı bir şarj adaptörü ve buna da uygun da bir Type-C şarj kablosu çıkıyor. Onun için herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi gelin Poco X5 Pro'nun ekranıyla başlayarak tasarımına bir göz atalım. Burada bizleri 6.67 inçlik Flow AMOLED bir ekran karşılıyor. Peki bu Flow AMOLED dediğimiz olay nedir? Bu flow AMOLED teknolojisi daha çok kavisli ekranlarda ve katlanır telefon ekranlarında görmüş olduğunuz bir panel tipi. Bunu da Poco ne yapıyor? Telefonu çok güzel bir şekilde yedirmiş. Çünkü baktığımızda bu telefonun ekranı düz. Ne kavisli ne de katlanır. İşte bunu kendi içerisinde ekranı uç kısımlarından katlayarak koyduğu için ne yapmış? Kendisine avantaj sağlayan bazı özellikleri beraberine getirmiş. Bu hem ekranında karşıdan bakmış olduğunuzda çerçeveler anlamında yansıyor hem de görüntünün parlaklığını AMOLED'i bir adım daha öteye taşımışlar. E bunu da mesela şöyle bir örnek vereyim. Telefonu karşıdan baktığınızda çok ince çerçevelere sahip. Yani neredeyse kasaya kadar yaklaşan bir ekran görüyorsunuz. Bunun bir tık ötesi kavisli ekranlar geliyor yani. Burada bakmış olduğunuzda 2.9 milimetrelik çok ince çerçeveler sahip. Hem alt kısmında hem yan kısmında hem üst kısmında yani çene çerçevesi yok denilecek kadar az. Bu yönüyle ekranını ben çok beğendim. Hani çerçeve anlamında gerçekten Poco mühendisleri burada çok iyi bir iş çıkarmış. Diğer orta segmentteki rakiplerine göre baktığımızda ekran tarafında bile ayrışabiliyor. E bunun yanında ekranımızın biraz da tasarım tarafına doğru şey kayalım. Ondan sonra ekranın yine detaylarına ineceğim. Karşıdan bakmış olduğumuzda burada nokta şeklinde bir ön kamera karşılıyor bizleri. Bu ön kameranın üst tarafında şöyle çerçevelerinde neler var diye baktığımızda da üst tarafta 3.5 milimetrelik bir kulaklık jack girişini görüyoruz. Bu kullanıcıya sağlanan esneklik yönünden de güzel bir özellik. Yine burada bir adet hoparlörümüzü, birinci mikrofonumuzu ve kızılötesi sensörünü görüyoruz. Sağ tarafına doğru baktığımızda ses artırma ve azaltma düğmelerini ve güç düğmesi mevcut. Güç düğmesine parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş yani fiziksel bir şekilde parmak izinizi okutarak telefonu hızlıca açabiliyorsunuz. Alt tarafına doğru geçiş yaptığımızda da burada yine bir adet hoparlörü yani buradan ne alınıyoruz? Stereo bir hoparlör sahip. Type-C şarj yuvasına ve çift simli bir sim yuvasına sahip ve sonra da burada yine ikinci bir mikrofonunu görüyoruz. Sol tarafında ise herhangi bir şey yer verilmemiş. Şöyle arka tarafına baktığımızda da yine dikdörtgen formunda üçlü bir kamera modülü var. Burada ana kamerası, ultra geniş açı kamerası ve makro kamerasına flash eşlik ediyor. Yine parlak yapıdaki bu modüle pokoyasını yerleştirilmiş ve arka tarafı normal oda ışığında, gündüz ışığında daha çok siyah yapıda. Evet, ancak bu işte biraz daha düşük ışığa geçtiğinde Burada bazı detaylar kendi belli ediyor. Daha simli bir siyaha sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu tasarım detayı bence güzel durmuş. Bunu alternatif olarak farklı renk seçenekleri de mevcut. Hem sarı rengi var hem de mavi renk seçeneğine de sahip. Sarı rengi de zaten Poco'nun kendi renkleri de nedir? Hani bir Poco kutusuna baktığınızda sarı ve siyahtır. Onunla alakalı güzel bir kontrast şekilde yakalanmış. Sarı rengi de çok güzel duruyor. Elimizdeki model siyah. Yani bu siyahı da ben beğendim. Hem arka tarafı parmak izi bırakmıyor. Ancak bu kamera modülünün etrafı parmak izi bırakabiliyor. Yine kılıfla da kullandığınız zaten böyle bir derdiniz olmuyor. Arka kapağı ve yan çerçeveleri ise plastik malzemeden yapılmış. Evet tasarımından bahsettiğimize göre burada yani ben tasarım anlamında ekrandan çok bahsettim başlangıçta. Bu ekranın biraz daha detaylarını ilmek istiyorum. Evet Flow Amoled panel ekranımız 120 Hz serinleme hızıyla birlikte geliyor. Bu 120 Hz serinleme hızı orta segmentte yine kendisini bir adım daha öne götüren özelliklerinden birisi. Çok akıcı bir kullanıcı deneyimini elde edebiliyorsunuz. Hem sosyal medyada gezinirken, telefonları yüzüne gezinirken ayrıca oyunlarda da faydasını şu yönden görüyorsunuz. 240 Hz dokunmatik örneklem hızıyla geliyor. Yani bu da sizin diğer rakiplerinize göre karşı daha yüksek dokunmatik örnekleme hızına sahip olduğunuz için o anda tuşa bastığınızda yani ekrana dokunduğunuzda daha hızlı reaksiyon gösteriyor. Böylelikle örnek veren bir PUBG Mobile oyununda karşı taraftaki rakip 60 Hz veya 90 Hz olsun. Onun tuşa bastığı, ekran dokunduğu anla sizin bastığınız andaki reaksiyon farkını sizin Poco X5 Pro'da daha hızlı tepki verdiği için rakibinize karşı avantaj sağlayabiliyorsunuz. Bu yönüyle de ekranı çok güzel Ayrıca ekranında HDR10+, Dolby Vision ve DCI Page Rate Compton tamamını kapsıyor. Bu desteklerle birlikte ayrıca 10 bit renk derinliğine ve 1 milyarda renge sahip. Ya renk anlamında her zaman en doğru, en canlı ve en net renkleri sunmayı bizlere burada Poco X5 Pro'da sunabildiğini görüyoruz. Bu ekran tarafındaki etkileyici yanı hani bu Flow AMOLED'in ince çerçeveleriyle birleşince gerçekten ekran deneyiminde sizleri daha üst seviyeye taşıyor. Bu yönüyle ben ekranın özelliklerini çok beğendim. Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip yani 1080'e 2400'lük bir ekran çözünürlüğüyle geliyor. Ve 395 ppi'de piksel yoğunluğuna sahip. Yani ben kısacası Poco X5 Pro'nun ekran ve tasarımda eksi bir özelliğine rastlamadım. Yani bu yüzden o iki özelliğini iki tarafta da çok beğendim. Korunma tarafında burada Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu söylemeliyim. Ayrıca IP53 sertifikasına da sahip. Yani telefonun tasarım ve ekranı bu iki koruma detayıyla da çevrelendiği için de gayet güzel olmuş. Yani bunları ek olarak biraz da performans tarafına geçiş yapalım. Çünkü oyun severlerin de ilgisini çekecek bir telefon. Çünkü oyunlarda gerçekten vermiş olduğu performansla beni her zaman oyun keyfimi tatmin etti. E bunun yanında uzun süreli oyun oynamasını seven kullanıcılar için yine pili de iyi bir şekilde gidiyor. Şimdi gelin bu detaylara biraz göz atalım. Evet performans tarafında kendi içerisinde Qualcomm Snapdragon 778G Yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemcimiz 2.4 GHz hızında ve 8 çekirdekli. Kendisine 8 GB RAM eşlik ederken 256 GB'lık bir depolama ile geliyor. Ve bu 8 GB'lık RAM'i de kendi içerisindeki bellek uzantısıyla birlikte artı 5 GB şeklinde de uzatılabiliyor. Böylelikle siz bu telefonda 13 GB'lık bir RAM ile telefonu kullanabiliyorsunuz. Bu da arka planda çalışan uygulamaların optimizasyonunda ve birden fazla uygulama aynı anda arka planda açıkken burada hepsine hızlıca geçiş yapabilmeniz için RAM fazla olması gerekiyor. Bu yönüyle de telefonun orta segmentteki rakiplerine göre hem RAM olarak iddialı olması hem de sizin telefonu kullanırken herhangi bir donma veya takılma gibi sorunla karşılaşmanızın da önüne geçiyor. Yani bu yönleriyle performans anlamında gayet güzel bir telefon. Ne Hani bu Yonga seti Snapdragon 778G zaten bu orta segmentteki telefonlarda adından sıkça söz ettiren ve oyun anlamında ve uzun süreli performans anlamında gerçekten hani kullanıcı artık beğenisini kazanmış ve artık hani daha çok kendisini garantiye almış bir işlemci tipi. Çünkü hani bir kullanıcı satın alırken Qualcomm Snapdragon 778 gyi gördüğünde diyor ki evet bu telefon kalitelidir çünkü beni performans anlamında üzmez diyor. E, oyunlarda da zaten bunun etkisini görüyoruz. Şimdi gelin bu telefonumuzun kendi yapmış olduğumuz testlerdeki puanlarını bir göz atalım. O puan testlerde ne gibi puanlar almış? Onlara bakalım. Evet, ilk olarak AnTuTu Benchmark'ta 539640'lık bir puan aldığını görüyoruz. Bu test esnasında pilinde %4'lük bir azalma oldu ve testi yaparken 24 dereceyle başlayıp 35 derecede bitirdi. Ardından Geekbench 6 testinde tekli çekirdekte 993, çoklu çekirdekte 2960 puan almaya başardı. Ayrıca 3 dmark Wildlife testinde ise 2444'lükte bir sonuç aldığını görüyoruz. Evet sunmuş olduğu performans özellikleriyle bence Poco X5 Pro testlerde iyi bir puan bize sunabiliyor. Bunun oyunlardaki yansıması nasıl diyecek olursanız da oyunlarda da burada PUBG Mobile'da işte Asphalt 9 oyununda onun yanında işte Wild Rift oyunda test ettiğimde ben burada şunu gördüm. PUBG Mobile'da hem oyunda donma, takılma veya kasma gibi bir sorun olmadı. Yani bu yönüyle bu özellikleri siz iyi bir görüntü kalitesinde oynadığınızda Oyuna gerçekten hem almış oluruz keyif daha yüksek hem de sizin oyun oynarken burada işte 120 Hz'nin hızının o 240 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla birlikte geliyor olması hem akıcılık anlamında hem de sizin vermiş olduğunuz reaksiyonun hızlı bir şekilde yansımasında rakiplerinize karşı avantajı da söz konusu. E bu yönleriyle hepsini birleştirince PUBG Mobile oynamak çok keyifli bir hale geliyor. Bu yüzden oyun anlamda PUBG Mobile'da ben hani biraz daha bu FPS oyunları seven bir kullanıcı olduğum için de gerçekten çok keyif aldım. Telefon hani daha geniş ekranıyla, ince çerçeveleriyle de göz hitabından da benden beğenim kazandı. Bu telefonun hani kendisinin ekran tarafında, performans tarafını şöyle birleştirince hem tüketmiş olduğunuz içeriklerde gayet keyif veriyor. Dolby Vision desteği, Echelon Plus desteği, onun yanında DCI-P3 renk komutunu tamamını kapsadığı için hani tüketmiş olduğunuz Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi içeriklerde de hani o anki görüntüdeki görmüş olduğunuz görüntü sizin izleme deneyiminize daha üst seviyeye taşıyabiliyor. Bu yönüyle ben vermiş olduğu performans oldukça ben Peki bu performansı destekleyen şey ne? İçerisinde 5000 mahlık bir pili bulunuyor bu 5000 wattlık pil 67 wattlık hızlı şarj ile desteklenmiş ve bu, bu hızlı şarjı kutusunun içerisindeki adaptörle de kullanıcıya sunuluyor yani siz ayrı bir 67 wattlık bir şarj adaptörü aramanıza gerek kalmıyor e, bu yönüyle güzel mi? telefon çok hızlı bir şekilde yine şarj olabiliyor yani 67 wattlık şarj adaptörü gerçekten normal kullanmış olduğunuz 15 wattlık 33 wattlık şarj adaptörlerine göre hani günlük hayatınızı entegre ettiğinizde gerçekten diyorsunuz ki bu telefon çok hızlı şarj oluyor İşte hem hızlı şarj oluyor hem de 5000 mahluk pilini bitirmek o kadar kolay değil. Yani evet sıkça oyun oynuyorsanız bir günde bitirebilirsiniz şarjını. Ancak hani benim gibi biraz daha rahat bir kullanıcı insanız işte biraz oyun oynayayım, biraz sosyal medyada gezineyim, e-postalarıma bakayım. Sosyal medyada işte TikTok, Instagram'da Reels'lere böyle göz atayım derken burada rahatlıkla telefon şarjını bir buçuk gün boyunca idare edebiliyorsunuz. Bu hatta yani sosyal medyada gezinmeyi sevmeyen daha çok iş hayatı içinde kullanacak kişilerde de iki güne kadar bile bulabilir şarj olayı. Yani bu yüzden performans ve pil tarafında oldukça beğendiğim bir telefon oldu Poco X5 Pro. Yani kullanıcısını bu yönleriyle hiçbir şekilde üzmez. Şimdi gelin bu telefonun kamera tarafına geçiş yapalım. Şu kamera tarafını sona bırakmak istedim. Hem çekmiş olduğum görüntülere, videolara sizler de ekranda görüyor olacaksınız. Hem de burada kendi yapacağım işte fotoğraflardaki, videolardaki yorumlarımla birlikte bir göz atalım. Kameralarına baktığımızda 108 megapiksellik f1.9 diyaframa sahip bir ana kamerası. Ona yine 8 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip bir ultra geniş açı lens eşlik ederken son olarak da 2 megapiksellik f2.4 makro lensi bulunuyor. Ön tarafta da 16 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir selfie kamerası yerleştirilmiş. Ana kamerayla çekmiş olduğumuz fotoğraflara baktığımızda burada hem normal fotoğraf çekebilirken portre modunda ayrıca gece modunda da fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Ve sırasıyla bakacak olursak da ana kamerayla gerçekten ben fotoğrafların kalitesini, netliğini, renk olarak, kontrast olarak da çok beğendim. Hani fotoğraflara baktığınızda detaylarda gerçekten o netliği hissedebiliyorsunuz. Burada gündüz ışığında, orta ışıkta gece ışığında gerçekten iyi bir performans sağlayabilen bir ana kameraya sahip. Ana kamerasının fotoğraf tarafındaki performansı oldukça memnun edici. Ultra geniş açı lensi de yine gündüz ışığında ve orta ışıkta iyi bir performans sağlayabiliyor. Ancak düşük ışıkta detaylarda netlik azalabiliyor. Bu yüzden hani daha düşük ışıklarda ultra geniş açı lensin performansını düştüğünü söylemeliyim. Yine daha gündüz ışığında net bir fotoğraf çekmek istediğinizde ultra geniş açı lensi bu yönden de sizleri üzmeyecektir. Hani sosyal medyada bir fotoğraf paylaşayım daha fazla detay sığdırmak istiyorum dediğinizde ultra geniş açı lensi o gündüz ışığında iyi bir iş çıkartıyor. Ancak hani düşük ışıkta performansını düşmelerde olabiliyor. E bunun yanında kendisinin makro lensinde incelemiş olduğumuzda da yine hani ihtiyaç duyduğunuzda böyle bir işte eğlenmek istediğinizde bir makro lensin Ay, şunu merak ediyorum deyip baktığınızda gerçekten orada güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ana kamerasında çekmiş olduğunuz fotoğrafları her yerde kullanabilirsiniz. Bu yönüyle sizleri hiçbir yerde üzmez. Çekmiş olduğunuz fotoğrafın kalitesi, netliği, detayları ve renk olarak başarılı olması beni memnun etti. Video tarafına geçiş yaptığımızda da arka kamerasında 4K 30 fps videolar çekebilmeniz mümkün ve 1080p tarafında da 60 fps performansı verebiliyor burada video tarafında o istesinin olmadığını da belirteyim. Yani evet burada çok fazla sallantılı yerlerde yine kendisinin de stabilizasyon bakımından başarılı olduğunu söylemeliyim. Yani sizin çekeceğiniz bir Instagram reelsinde, TikTok videolarında, YouTube shortslarda her zaman işinizi görecek bir video kalitesine sahip. Hem 4K 30 FPS hem de stabilizasyon bakımından da sizleri yüzmez. Biraz da gelin ön kamerasındaki çekmiş olduğunuz fotoğrafları biraz inceleyelim ön kamerasında fotoğraf tarafında gerçekten hani bakmış olduğunuzda sizi ayrı bir şekilde yapay bir şekilde bozmuyor. Doğal bir şekilde nasıl görünüyorsanız ön kamerada da bu şekilde görmeniz mümkün. Ön kamerasının performansı yine fotoğraf tarafında gerçekten güzel. Hem renk olarak daha doğal tonlarda çekiyor hem de netlik olarak ben kendimin sakallarında burada netlikte baktığımda yani gerçekten orada tek tek hepsini görebiliyorum. Veya işte yüzümdeki herhangi bir detayda orada bir bulurlama yapmıyor. Net bir şekilde bunu gösterebiliyor. Video tarafında kendisi 1080p 60 fps videolar çekiyor. Ancak 1080p 30 fps çekmek istediğinizde burada sizleri biraz daha kadraja yakınlaştırdığını söylemeliyim. Ben burada ön kamerasında biraz Xiaomi ve Poco tarafını eleştirmek istiyorum. Bunu diğer Xiaomi telefonlarda da söylemiştim. Burada bu mühendislerin bir 1080p bağımlılığı var ön kamera video tarafında. Yani ön kamerada 4K desteğinin hala sunulmuyor olması bence rakiplerinin göre kamera tarafında bir adım geride kalmasını sağlıyor. Çünkü bir kullanıcı satın almak istediğinde ya bunun ön kamerasında 4K çekmiyormuş ki diye bir tepki vermemesi lazım. Bu yüzden Xiaomi ve Poco mühendislerinin bu ön kamerada artık bence 4K'yı sunuyor olması gerekiyor. Yani bu yönden de hani 1080p 60 fpsde akıcı bir video, iyi bir video çekebilmeniz mümkün. Ancak hani 4K değil, 1080p. Yani bu tek eleştirebileceğim konusu kamerada bu. Kendisiyle çekmiş olduğunuz videolarda sosyal medya hesabında paylaştığınızda gayet güzel bir şekilde durabiliyor. E bunları da hepsini birleştirdiğinizde ben kendisinin oldukça beğendim. Fotoğraf tarafında Poco X5 Pro'nun Burada hem ana kamerasında hem selfie kamerasında iyi işler çıkartabiliyorsunuz. Ultra geniş açı lensinde iyi bir ışıkta iyi bir performans sağlıyor. Düşük ışıkta performansla düşüşler gerçekleşebiliyor. Makro kamerası zaten biraz daha işte eğlenceye hitap eden daha böyle işte sizin o anda incelemek istediğiniz bir şeye bak bakabileceğiniz bir oluyor yani video tarafında da arka tarafta 4K seçinin olması güzel ön tarafta da keşke 4K olsaymış diyoruz genel olarak Poco X5 Pro'yu değerlendirdiğimizde de ben sırasıyla tasarım anlamında beğendiğim bir telefon oldu çünkü ince çerçeveleri karşıdan baktığınızda oldukça güzel duruyor yani siz ekranın tamamını görebiliyorsunuz sağlamlık konusunda iyi bir şekilde korunmuş ip 53 sertifikası, Corning Gorilla Glass 5 gibi burada korumalara sahip. Onun yanında hani tasarım olarak gerçekten elde tutuşu olarak gayet güzel bir şekilde evet, elinizi kavrayabiliyorsunuz. Bu yönüyle tasarım alanı güzel. Ekran tarafında Flow AMOLED'in getirmiş olduğu avantajlar. Şimdi 120 Hz yenileme hızı oldukça akıcı, güzel bir renk derinliğine de sahip. İşte birçok sertifikayla birlikte geliyor. Dolby Vision, HDR10+ gibi. Onun yanında işte burada kendisinin performans tarafında Snapdragon 778G ile geliyor olması oyun tarafında kullanıcısını üzmüyor. Diğer günlük işlerinizde yaptığınız tüm işlerde hani herhangi bir donma takılma olmaması bence performans anlamında kullanıcıların en çok burada baktığı dikkat ettiği özellikle biri ben bu telefon kullanırken işte hem uzun bir süre bu telefon beni idare etsin hem de kullanırken beni yormasın diyebileceği bir telefon. Bu yüzden performans anlamında da güzel. Pil anlamında da 5000 mAh'lık pili 67 wattlı hızlı şarjla destekleyince bu kombinasyon da güzel olmuş. Kamera tarafında zaten daha az önce ne gibi şeyler yapabildiğinizi belirttim. Bu yönüyle de hani kamera performansında da hani kullanıcısının her zaman ihtiyaç anında görmüş olduğu manzarada çekebileceği selfie fotoğraflarda her zaman iyi bir iş çıkartabiliyor. Şöyle baktığımızda da fiyatına göre işte burada asıl hani rakipleriyle iddialaşlık onlardan birisi de bu fiyat olarak baktığımızda hem 12 bin liranın altında hem de 10 bin lira bandına daha yakın olduğu için buradaki rakiplerine göre artı birçok özellik de geliyor. Bu yönüyle zaten hemen dikkat çekip kullanıcıların işte satın alma platformlarında işte en çok arattığı telefonlardan biri haline geliyor. Ayrıca 12 bin liranın altında olduğu için alışveriş kredisine de uygun bir şekilde geliyor. Bu yönüyle de hani sizin ekonomik anlamında da cebinizi yormadan daha kolay bir şekilde satın alabileceğiniz bir telefon da olmuş oldu. Yani sunmuş olduğu özellikleri fiyatıyla birleştirdiğimizde orta segmentte bence iyi bir performansa sahip. Orta segmentin en iddialarından biri de diyebilirim. Eğer siz de Poco X5 Pro'yu satın almayı düşünüyorsanız orta segment bir telefon olarak bence gayet iddialı ve güzel bir telefon olmuş. Bizim inceleyimiz bu kadar da, Bu videomuzda Poco X5 Pro'nun bize neler sunduğunu artı ve ilk sözlerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.